Aksine yani kötü huyları falan da iyice belirginleşiyor. Sana yapılan kötülüğe karşı susmak, ne bileyim yani hiçbir şey yapmadan durmak, karşındakinin kendini daha da haklı hissetmesinden başka hiçbir işe yaramıyor. Yok ama bence o da pişman şimdi. Biraz da onun için söylüyorum. Hissediyorum bunu yani. Hatta bir sebep bulsa atlar gelir buraya bile, eminim yani. Yani burada değil de başka bir yerde oturuyorsam mesela kesin yapardı bunu. Ama tabii o kadar olan bitenden sonra Aydın'dan çekiniyor tabii şimdi biraz. Ama bazen aklımdan ne geçiyor biliyor musun? Gidip ondan af dilemek. Kimden? Necdet'ten. Evet. Ama suçlu olan sen değilsin ki. Olsun. Olsun zaten, esas güzel olan o. Karşındakini iyice utandırmak. Hatta belki onu tam da bu yolla iyi etmek. Necla, sen bugünlerde sürekli dizi falan mı izlemeye başladın Allah aşkına? Ne alakası var? Böyle şeyler sadece oralarda oluyor ya. Yani söylenecek bir şey yok. Karar senin. Tabii bence çok saçma bir şey bu ama böyle yapmak istiyorsan da tabii ki kimse sana engel olacak değil. Nasıl istiyorsan öyle yaparsın. Ama sonuçlarına katlanacak olan da yine kendisin tabii. Bunu da unutmamak gerekir. Bence. Şu küçük çok anlamlı iğneleyici sözler. Küçük alaycı dudak kıvrımları. Nasıl da bıkmışım, nefret etmişim bütün bunlardan. Şimdi daha iyi anlıyorum. Necdet, abartıyorsun ama. Lütfen. Necdet'ten af dileme isteğimin arkasında yatan asıl neden belki de hepinizden, bütün bunlardan kurtulmak istememden başka bir şey değil. Şimdi daha iyi anlıyorum. Kimse sana engel olacak değil de ne demek? Tabii ki öyle. Bunun için kimseden onay almama gerek yok benim. Zira burası benim de babamın evi. İster gider ister kalırım. Kimse karışamaz bana.